İstanbul'un Tuzla ilçesinde bulunan Ermeni yetimhanesi Kamp Armen bir süredir yıkılma tehdidiyle karşı karşıya. Yetimhanenin yıkılmaması ve tapusunun iade edilmesi için gönüllülerce sürdürülen direniş ise bugün itibariyle 100 günü geride bıraktı. Ancak gece yarısı alınan bilgiye göre kampta nöbet tutan 3 kişinin kimliği belirlenemeyen kişilerce saldırıya uğradığı öğrenildi. Saldırıya maruz kalan gönüllülerden Ensari Taşkaya, iki arabayla gelen 9 kişilik saldırgan grubun Kamp Armeni sorduğunu, bunun direnişin 100. günüyle ilgili olduğunu belirtti. Arkadaşları otobüs durağına yolculamaya gittikten sonra dönüş yolunda faşistlerin saldırısına uğradık. Sebebi herhalde Kamp Armen'de nöbette olmamız ki buraya pusuya yatmış arkadaşlar. Bir diğer gönüllü Sarin Korkmaz da kampla ilgili oyalandıklarını ve bunun bir seçim propagandası olduğunu ifade etti. Bugün Kamp Armen direnişinin 100. günü, 100 gündür Ermeni yetimlerin anısına sahip çıkmak için burada nöbetteyiz, direnişteyiz. Ve bundan sonra da burada olmaya devam edeceğiz. Aslında bu saldırının 100. günde olması bir tesadüf değil bizim için. Bundan yaklaşık 80 gün önce Kamp Armen'in iade edileceği söylendi ve bunun bir seçim propagandası olduğunu söylemiştik. Bugün gelinen noktada aslında bu iddiamızın doğru olduğu bir kez daha kanıtlandı. Sopalarla darp edildiklerini belirten gönüllüler, hastanede tedavi edildikten sonra Tuzla Merkez Karakolu'na giderek saldırganlar hakkında şikayette bulundu.